Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi günler ya da çekimi akşam yaptığımız için. Arkadaşlar İnci serisinin sosyal bilimler testi birinci sorusunu cevaplamaya çalışacağız beraber. Anlatmaya çalışayım. Önce soruyu okumak istiyorum. İlk Türk devletlerindeki kut anlayışı İslamiyet'in kabulüyle birlikte Allah'ın nasibi ve takdiri olarak kabul edilmiştir. Kuta sahip olan hükümdarlar, devleti iyi idare etmek, halkın huzur ve refahını sağlamak zorundadır. Bu hedeflere ulaşılamazsa kendilerine kutu veren Allah katında sorumlu olacaklarına inanılmıştır. Bu yaklaşıma göre Türk İslam devletlerinde 1- gelenek ve görenekler, 2- İslamiyet, 3- gök tanrı anlayışlarından hangilerinin yönetimde etkili olduğu savunulabilir. Arkadaşlarım bir defa sorunun Türk İslam devletlerinde demesine odaklanıyorum. Türk İslam yani İslamiyet öncesi Türk devletlerini sormamış. Türk İslam dediği için yapacağım bu açıklamayı. İslamiyet zaten olacak. Yani iki seçeneklerimiz de olmak zorunda. Seçeneklere baktığımda yalnız ikiyi göremiyorum. Yalnız ikiyi göremiyorum. İkiyi tek başına veren bir seçenek yok. Gök Tanrı'yı da seçemem. Yani bakınız Gök Tanrı seçeneğini işaretlerseniz Türk İslam devletlerindeki anlayışa uygun düşmez. O zaman gelenek ve görenekler ve İslamiyet. 1-2 mantıklı cevap olarak verilebilir. Bu bir gelenek göreneklere de devleti iyi idare etmek, halkın huzur ve refahını sağlamak zorundadır. Buradan çıkartabiliriz. Belki birinci öncül biraz daha zorlama olabilir ama 1-2 denebilir. Gök Tanrı diyemememin nedeni Türk İslam devletlerinde demesidir arkadaşlarım. Paragrafın her ne kadar girişinde ilk Türk devletlerindeki kut anlayışı dese de burada bu yaklaşıma göre Türk İslam devletleri dediği için 3'ü alamıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Şimdi bir defa burada şöyle bir şey yapayım. Arkadaşlar şimdi ikinci soruyu şöyle ele alalım. Meclis yürütme yetkisini kendisinin üyeleri arasından seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. Meclis hükümeti her vakit denetleyebilir ve düşürebilir. 1924 Anayasası'nın 7. maddesindeki bu düzenlemeye dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı, hükümetin denetlenmesinden TBMM sorumludur. Hemen bakalım. Meclis hükümete her vakit denetleyebilir. Birebir anlamda A şıkkının paragrafta karşılığını görüyorum. Hükümet üyelerinin görevlendirilmesinde devlet başkanı söz sahibidir. Devlet başkanı kimdir arkadaşlarım? Cumhurbaşkanıdır. O zaman hükümet üyelerinin görevlendirilmesinde devlet başkanı söz sahibi mi? Bakalım. Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği bakanlar kurulu eliyle. Demek ki Bursa şıkkı da paragrafta karşılığı var. Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği bakanlar kurulu eliyle kullanır. C. Cumhurbaşkanı TBMM içinden gelen bir kişidir. Bakalım. Meclis yürütme yetkisini kendisinin üyeleri arasından seçtiği Cumhurbaşkanı dediğinde hemen C şıkkının da birinci satır ve birinci satırın sonuna doğru baktığımda ikiye bağlarken teslim olduğunu söyleyebilirim. Anayasal bir yönetim sistemi benimsenilmiştir cümlesini nereden çıkartıyorum? Zaten sorunun kendisi 24 Anayasası ile başlıyor arkadaşlarım. Anayasal bir yönetim sistemi tabii ki vardır. Yalnız işte burada öğrenci arkadaşlarımıza anlatmamız gereken şey Edirne şıkkı yani meclis hükümeti sistemidir. Aslında bir soru çözümü derslerde galiba böyle soru çözümleri konu anlatımına anlık da olsa dönüşebiliyor. ÖSYM bize çok defa soruyor. Meclis hükümeti sistemi ve kabine sistemi. Yani ikincisine zaten değineceğim ama Türkiye'de meclis hükümeti sistemi hangi tarihler arasında uygulanmıştır? Arkadaşlar sayfayı paylaşmadan söyleyeyim. Türkiye'de meclis hükümeti sistemi 1. TBMM'de. 1. TBMM'de uygulandı. 1. TBMM'de özellikleri bunlardır arkadaşlarım. 1. TBMM 23 Nisan 1920'den
29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen sürede Türkiye Meclis Hükümeti sistemiyle idare olundu. Evet, çoğunuz biliyordur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. 1 Nisan 1923'e kadar çalışmış olsa da kafamızı hiç karıştırmayalım bu tarihlerle. Hocam, Türkiye'de 1. TBMM varken Türkiye ne ile idare edildi? Meclis hükümeti sistemiyle. Hocam, meclis hükümeti sisteminin bizim bilmemiz gereken nedir? Vallahi iki tane ana kuralını bilirseniz bence rahat edersiniz. Bir, meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Bu çok önemli bir nokta. Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. İkincisine lütfen dikkat edin. Bunu biraz daha halk ağzıyla anlatmaya çalışacağım. Meclisin içinden bakanlar seçilmek zorundadır. Yalnız meclisin içinden bakanlar tek tek seçilirler. Yani düşünün, bir ülkenin 20 tane bakanla idare edildiğini düşünün. Bu 20 bakanın ismini tek tek okuyacaksınız ve meclise tek tek seçilecekler. Düşünün, belki de bir bakanı seçmek için 7-8 kişi kürsüye gelecek, bütün meclis oy kullanacak. Anlatmaya çalıştığım şeyi yakalamışsınızdır. Hocam, kişilerin tek tek bakan olması ve meclise sorulması çok demokratik bir özellik ama aynı zamanda da zaman alır, değil mi? Evet, zaman alır. İşte Cumhuriyet'in ilanıyla bu nedenle meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiştir. En nihayetinde neden yaklaşık 120 saniyenizi çaldım? Çünkü soru, bize sorulan sorunun kökenin bununla hiç ilgili değil. Yani meclis hükümeti sistemi yürürlüktedir ile ilgili bir kavram olamaz. Çünkü zaten 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanından sonra kabine sistemi uygulandı. Meclis hükümeti sistemi de değil. Umarım açıklayıcı olmuştur. Üçüncü sorumuz biraz daha basit bir soru. Burada tabii bir öğrenci arkadaşımızın Wilson ilkelerini bilmesi gerekiyor. Wilson ilkelerinin bazı maddeleri milli mücadelede savunulan görüşlerle benzerlik gösterir. Bu yargı Wilson ilkelerinin aşağıdaki hükümlerinden hangisiyle desteklenebilir? Arkadaşlar, biz milli mücadele yıllarında, bir başka ifadeyle Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında nasıl bir mücadele, ne için bir mücadele verdiğimizi lütfen biraz hatırlayalım. Emperyalizm, sömürgeciliğe karşı vatanımızı koruma ve düşmanı ülkemizden atmaya yönelik bir mücadele, varlık yokluk savaşı verdik. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde. Peki sizce Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'un aşağıdaki ilkelerinden bazılarını okuduğumda bunlardan hangisinin milli mücadele ruhuna uygun düştüğünü düşünürsünüz? A. Türklerin çoğunlukta olduğu Osmanlı bölgelerindeki yönetimin Türklerde olması sağlanacaktır. Bakın, bu milli mücadelenin ruhuna çok uygun bir cümledir. Doğru cevap A şıkkı olmak zorundadır. B. Türk olmayan milletlere kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır. Bu milli mücadelenin ruhuyla uymadı. Sağlanacak barışı korumak amacıyla uluslararası bir oluşum, Milletler Cemiyeti'nin kurulması ile milli mücadele arasında bir bağlantı kuramıyorum. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve uluslararası denetim altında tutulacaktır cümlesinin de bağımsız bir Türkiye Devleti ile bir ilişki kuramıyorum. Sömürgecilik yarışına derhal son verilecektir. Evet, bununla milli mücadele arasında bağlantı kurabiliyorum ama savunulan görüşlerle benzerlik gösteren sadece bu değil. Sömürgecilik yarışına derhal son verilecek diyor ama bu hangi coğrafyada son verilecek? Afrika'da mı? Asya'da mı? Kuzey Güney Amerika'da mı? Dolayısıyla milli mücadele dediği için biraz daha özele kaçıyorum. Yani bizi düşünmek zorundayım. Anadolu'yu, milli mücadeleyi düşünmek zorundayım. Oysa buradaki sömürgecilik kavramı bütün dünyayı ilgilendirecek düzeyde genel, geniş düşünmüş. Bu nedenle doğru cevabın A olduğunu söyleyebilirim.
İlginç bir soru. Öncelikle onu söyleyebilirim, dördüncü soru. İlginç bir soru. Yoruma çok açık bir soru. Eminim sınavdan sonra sizler de bu soruda üzerine düşüneceksiniz, tartışacaksınız. Sosyal bilimlerde bilgiye, deney ve gözlem gibi yöntemlerde ulaşılamaz. Doğru. Çünkü sosyal bilimler toplumu ve insanı konu edinir. Sözlerini kullanan tarih öğretmeni öğrencilerinden tarihin fen bilimlerinden farkını açıklamalarını istemiştir. Bu istekle ilgili olarak öğrenciler aşağıdaki yargıları belirtmişlerdir. Dilek, tarih bilimi diğer bilimlerden yararlanır. Dileğin söylediği cümle doğru bir cümle. Tarih numizmatikten, paleografyadan, epigrafyadan, birçok yardımcı bilim dalından faydalanır ama dileğin söylediği cümlenin dayanak noktasını paragrafta göremiyorum. Yani tarihi yardımcı bilim dallarından faydalanırı karşılayan paragraftaki cümle hangisi olabilir diye bakıyorum. Karşılığını bulamıyorum. Burçak, tarih yalnızca geçmişteki olayları konu edinir diye parmak kaldırıp sınıfta söz alırsa, Burçak şöyle haklı olabilir. Fen çok farklı bir alan. Fizik, kimya, biyoloji, günümüz, doğa bilimleri, her an yeni bir şeyin bulunabilmesi, deney yapılması, gözlem yapılması. Bakın paragrafın girişinde deney ve gözlem demiş. Gözlem şu an olur. Gözlem şimdi yapabilirsin. Gelecekte de gözlem yapabilirsin. Yaşadıkça, yaşadığın her gün gözlem yapabilirsin. Ama çok iyi biliyorsun, tarih dersinin temel konusu geçmişteki olayları incelemektir. Ve geçmişteki olaylarla ilgili gözlem yapamazsın, deney yapamazsın. Fen bilimlerinin sosyal bilimlerden farkı budur. Kanıtlanabilirdir fen bilimleri. Fen bilimleri de gözlem vardır, deney vardır. Gördüğün için tatmin olabilirsin. Gördüğün için ikna olabilirsin. Asıl mesele zaten görünmeyene inanmaktır. Yani görünmeyene inandığın zaman farklılık ortaya çıkacaktır. Fen bilimlerinde bu zaten kanıtlandıktan sonra, kanun olduktan sonra inanırsın. Tarih yalnızca geçmişteki olayları konu edinir cümlesinde Burçak haklı. Ama tabii ki soruyu kurtarmak için yeterli mi? Aslında tam olarak değil ama cevabı alınacağız arkadaşlar. Alacağız. Ali, fen bilimlerinin kesin kanunları varken tarihin yoktur. Doğru bir cümle, birebir karşılıyor. Aslında Ali, yalnız Ali cevabını veren öğrenci arkadaşlarım varsa bunu da doğru sayabilirim. Ama cevap anahtarımız Denizli diyor, Ali ve Burçak. Burçak'ın kullandığı cümle biraz zorlama da olsa paragraftan çıkartılabilir. Dediğim gibi arkadaşlar, yalnız Ali yapanlar da bir şey diyemem. Ama sorumuzun cevabı Denizli, Ali, Burçak. Tekrar söylüyorum, Burçak'ın cümlesi sanki birazcık zorlamayla çıkıyor. Beşinci soru çok daha basit bir soru. Çok daha herkesin yapabileceğini düşündüğüm bir soru. Birinci Murat'tan itibaren Osmanlı Devleti'nde ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine ülke padişah ve oğullarınındır anlayışına bırakmıştır. Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik bir tercih olduğu savunulabilir? Derseniz, A. Osmanlı hanedanı bireylerinin etkinliğini arttırmak. Bence bu düşürücü olsun diye buraya konmuş bir seçenek. Osmanlı ailesinin bireylerinin etkinliğini arttırmak için mi sizce 1. Murat döneminde hanedan yerine padişah ve oğulları kavramı getirildi? Bence bu değil. Bence aslında konu hakimiyeti olan herkes biliyordur. Taht kavgalarını azaltmak için yapılan bir hareket bu. Taht kavgalarını azaltmak için veraset sisteminde değişikliğe gidildiğini söyleyebilirim. Çok rahat. Hükmetme hakkına, Bursa şıkkını okuyorum. Hükmetme hakkına sahip kişi sayısını azaltmak. Aslında tam olarak bu. Klasik soru bankalarında görmediğimiz bir cümle biçimiyle yazılmış. Bunu söyleyebilirim. Hükmetme hakkına sahip kişi sayısını azaltmak. Birinci Murat'ın hedeflediği şey tam olarak budur. Saltanat sistemini terk etmek mi? Osmanlı Devleti'nde hiçbir padişah döneminde bunu yani söyleyemezsiniz bile. Saltanat sistemini terk etmek. Hayır efendim. Yani yönetimin babadan oğula ya da geçmesini terk etmek. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. 622-623 yıl boyunca bu böyle gidecek.
Ülkeyi şehzadeler arasında paylaştırmak, hayır. Bu Osmanlı'dan önceki Türk İslam devletlerinde, özellikle Selçuklu kökenli devletlerde gördüğümüz bir olaydır. Ülkeyi oğulları arasında paylaştırma, üleştirmeye giderler. Onu burada göremiyoruz. Edirne taht mücadelelerine tamamen son vermeme, tarih soru çözümündeki en beğenmediğim kelimeler ne biliyor musun? Genelleme yapılması, tamamen son verme. Taht mücadelelerine tamamen son verme ye niyeti olabilir de verebilir mi? Yani cümleye bakar mısınız? Ülke padişah ve oğullarınındır. Hangi oğlunun? Kaç tane oğlu var? Belli mi? Ve nasıl böyle bir sistemde taht mücadelelerine tamamen son verebilirsin ki? Mümkünatı yok. Doğru cevabımız Bursa şıkkı olmak zorundadır. Hükmetme hakkına sahip kişi sayısını azaltmaya. Teşekkür ederim. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere inşallah.